dijital sistemine dayalı cep telefonuna Türkiye sahip olmuş. Yıl 1993. Türkiye ilk cep telefonu kullanımına geçti. Süleyman Demirel ilk cep telefonunu kullandı. 1994 yılında Aselsan'da 30 kişilik mühendis grubu yerli cep telefonu için çalışmaya başladı. 1919 marka %100 yerli telefonu ürettiler. O yılda Nokia, Ericsson ve Motorola markaları var. Samsung, iPhone yok. Dünyada telefon üreten 9 ülkeden birisi Türkiye'dir. Piyasaya ilk parti 500 adet sürülür. İlk dışarıya ihraç Azerbaycan ve Kıbrıs'tır. Ve bunu diğer ülkeler izler. 3 ayda 10 ülkeye 5000'den fazla ihraç olur. İngiltere'de teknoloji fuarında Aselsan 1919 birinci seçilir. O tarihte ilk titreşim özelliği bu telefondadır. Bizimkiler hemen yeni sürümler 1920 ve 1923 geliştirmek için kolları sıvarlar. 1997 yılında Nokia'dan bir mühendis getirtilir ve aksilikler başlar. Patent daha çıkarılmadığı için rakip firmalar uluslararası mahkemelere başvururlar ve davaları kazanırlar. Dönemin hükümeti Aselsan'a sahip çıkmaz. KVK denen Çukurova Holding'in bir kuruluşu, telefon satış dağıtım pazarı tek başına kendine ait olduğu için Aselsan değil de Nokia'yı bayilere dağıtır. Aselsan'ı depolarında tutar, parasını da Nokia'dan tahsil eder. Türk insanı kendi öz malı yerli Aselsan 1920-1923'ü bulamaz piyasada. Türk istihbaratı bu telefonu kullanır. Dış ülkelerin bu telefonları dinleme yapması imkansızdır. Bu telefon cebinizdedir. Bunda dünyanın istediğiniz yeriyle konuşursunuz ve dinlenmez. Fevkalade önemli bir olaydır. Sahipsizlik, ilgisizlik, ne derseniz deyin. Bize dış güçler bir şey yapamaz. İçimizdeki hainler olmasa.